Arkadaşlar, bu da benim bisiklet. Hala araba almadım. Onu söyleyeyim. Her seferinde söyleyeceğim. Ama bakıyorum. Devam ediyor bakışlarım. Acelem yok. Aldığımda zaten gösteririm size de. Biraz sizlere iş yerimden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi sizlere ne diyordum? Almanya'da eleman bulunmuyor. Bulunmayınca ne oluyor? Eleman değerli oluyor. Değerli elemanın nazı niyazı var. Hakikaten bizde 1 gram dahi sorun olmayacak işler burada bazen sorun olabiliyor. Bir başka videomda anlatmıştım. Bizim iş yeri genişliyor arkadaşlar. 2 katına çıkacak. Başka bir fabrika daha tutuldu. Oraya taşınıyor fabrikanın büyük kısmı. Bizim kalanlarda da burada kalanlarda da vardiyalar bir daha ayarlanıyor. Yani kim kimle çalışıyorsa onlar birlikte çalışamayacak gibi bir şeyler oldu. Şimdi var ya herkes yok ben öyle yapmam ben böyle yapmam diyor ve bitiyor yani. Sen mesela diyor ki ben değiştirmem vardiyamı. Dur falan şey demiyor ya değiştirsen olmaz mı falan demiyor. Dediyse bitti. Ona göre sen işini ayarlayacaksın. Abi bak o kadar büyük sorun oldu ki bu yeniden vardiya ayarlama meselesi. Tabii ben mazlum ya. Ben Türkiye'den gelmiş. Bana ne söylense o. Ki zaten benim için çok da önemli de değil işin açıkçası. Yani bana ha o vardiya demişler, ha bu vardiya demişler. Bu arada şunu da söyleyeyim. Şu an vardiyalı çalışıyorum arkadaşlar. 2 vardiya. Bir sabah vardiyası var. Saat 5.45'te, 6'da başlıyordu, 5.45'te diyelim. Başlıyoruz, 2'de bitiyor. Şu an saat 2, eve gidiyorum mesela. Bakın bugün sizi biraz daha değişik yerlerden gördüm. İkinci vardiyada 1.45 ile 9.45 arası ikinci vardiya. Eğer ki ikinci vardiya çalışırsanız %30 yani %30'u falan boş verin de 200-220-250 euro civarında net cebinize ekstradan para giriyor. Bence güzel bir şey. 2 hafta sadece işte gece vardiya çalışıyorsun. Türkiye'de bu vardiyaları 3-11 vardiyası deniyordu genelde de ama bu 1.30-45 ile 9.45 arası. 230-250 euro. Bu aralarda ekstradan bir para geliyor. Güzel para bence. Sadece bir araba taksiti dahi öder bu para. Onu da söyleyeyim. Abi Türkiye'de olsaydı bu vardiya meselesini, yeniden ayarlama meselesi ne olurdu? Müdür derdi ki sen şu vardiya, sen de şu vardiya derdi. Herkes hemen efendim, sepet efendim. Kimse bir şey demezdi. Ama burada büyük sorunlar oluşuyor. İşte demokrasinin kötü yanlarından bir tanesi. Herkesten bir ses çıkıyor. Ama günün sonunda da herkes makul bir seviyede razı göstererek ilerliyor. Öteki türlü birisine çok yazık olacakken öteki de müdüre yakın olanı da öyle diyeyim. İstediği gibi vardiyaya kavuşacaktı ama bunlar tabii küçük ölçekteki demokrasinin problemleri. Bir de Türkiye'deki gibi büyük ölçekli problemler var. Bakın bizi bugün yeni bak AOK benim şey burada sağlık sigortam burada yapılıyor işte. AOK bizim SGK gibi ama Almanya'da bir tek AOK yok. Birkaç tane daha var böyle AOK gibi sağlık sigortası. Bunlar devlete ait bir de özeller de var. Ve şunu söyleyeyim arkadaşlar. Yani normal devlet sigortası yani çalışırken yapılan en düşük sigorta dahi bütün hastanelerde tedavi olmamı ödüyor. Yani istersen özele git, istersen devlete git hepsinde ödüyor. Yalnız diş masraflarını aynı Türkiye'deki gibi belirli noktaya kadar ödüyor. Mesela implant yapmıyor. Ondan sonra köprü yaparsan işte hepsini ödemiyor falan. Onun haricinde dolgudur, işte başka şeylerdir falan hepsini ödüyor. Bakımlar falan hepsini ödüyor. Hatta şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Mesela her yıl en az 2 kez şeye gitmen lazım. Diş hekimine gitmen lazım kontrol için. Tamam mı? Gidiyorsun kontrole. Böyle bir tane pasaport gibi bir şey var. Kağıt gibi bir şey var böyle. Defter, aşı kağıdı gibi benziyor. Ona her kontrole gittiğinde kaşe vuruyor. Kaşe de öyle biriktiriyorsun biriktiriyorsun o kaşeleri. Sonra diyelim ki işte başına bir şey geldi. Dişin kırıldı. İşte yerine implant yapacaksın. Ya da bir şey oldu. Ücretli bir tedavi olacaksın. Bu şeylerini göstererek, kaşeleri göstererek yani bak ben bakımlara gittim, kontrolüne gittim ama yine de bir şekilde bir şeyler oldu dişlerime. Çürüdü ya da ne bileyim kanal tedavi ihtiyacı oldu falan. Bu sefer indirim alıyorsun sen düzenli olarak bakıma gittiysen ama evet günün sonunda şöyle de bir sistem var onu da söylemek zorundayım.
Arkadaşlar bakın, bir paket sigara parasına özel diş sağlığı sigortası yaptırabiliyorsun. Her şeyi kaplayan. Bir paket demişim, pardon, iki paket, 15 euro. 7 euro bir sigara paketi. 15 euroya dişlerini sigortalattırıyorsun. Ondan sonra ben bisiklet kullanıyorum değil mi? Düştüm, 24 dişimin 24'ü de kırıldı. Gidiyorsun abi, son model implantları takıyor ağzına. Tek de kuruş para ödemiyorsun. Anladınız değil mi arkadaşlar? Yani şunu söylemek istiyorum. Evet, diş tedavisi pahalı. İşte bir implant 2500 Euro'dan başlıyor. 3000 Euro'lara kadar çıkıyor. 4000 lira falan şey yapıyor, çıkıyor. Ama dünyanın en güzel sistemi olan sigorta sistemi burada da bizim şeyimizi kurtarıyor, popomuzu kurtarıyor. Şimdi bazı insanlar var, evet, Almanya'dan Türkiye'ye geliyorlar diş tedavisi olmak için. Diyeceksiniz ki o insanlar niye geliyor madem öyle. Şimdi o insanların çoğu kendilerine bu sigortaları yapmıyorlar arkadaşlar. 15 euro arkadaşlar, ya bakın, fucking 15 euro için ağızlarındaki o dişleri bir ömür boyu kullanacaklar. Bunun sigortalatmıyorlar ki başlarına bir şey gelirse. Abi bak, diş bir de çok kırılgan bir şey. Vallahi bisiklet kullanıyorsun, düştün kırıldı. Araba kullanıyorsun, kaza yaptın kırıldı. Kavga ettin kırıldı, çürüdü kırıldı. Bir şeyler oldu illaki. 15 euro çok da büyük para değil. Yani abi, iki paket sigara parası işte, öyle anlatayım. Bir akşam yemeği parası ya. Güzel bir, hani tam güzel, ortalama güzel bir restorana gider. 15 euroya yemek yersin. Almanya'da. Kardeşim, bu şu dişlerini de sigortalattır ya. Bir ömür boyu ağzında olacak onlar. O insanlar bu sigorta yapmadıkları için mecbur dişlerini yaptırmak istediklerinde de ne yapıyorlar? Almanya'dan bir fiyat alıyorlar ki ebesinin gözü. Ama Türkiye'de bu fiyatın yarısı. Neden? Öncelikle Türkiye'de bir implant yapma istediğinizde arkadaşlar, sana direkt 3 tane seçenek sunar. Amerikan implantı, Alman implantı, bir de Türk implantı. Yani materyal seçeneği sunar. Bana daha önce öyle sunmuştular. Tabii ki bunların içerisinde en pahalısı, tahmin edebileceğiniz gibi, Alman implantıydı. Çok kaliteliymiş ama neredeyse Türk implantının da 4 katı 5 katı. İşte Türk implantı daha ucuz dediğim gibi. Amerikan kısmı daha ucuz. Ama yine Türk implantından çok daha pahalı. Bir de işçilik ucuz arkadaşlar. Bakın, sağlık turizmi Türkiye'de popüler oldu son dönemlerde. Dikkat ediyorsanız genelde de sağlık turizmin böyle, tabirimi caiz görün, amelelik kısmını gören branşlarda popüler olduğu. Mesela saç ekimi. Amelelik dediğime şey yapmayın, kızmayın da, saç ekimi gerçekten, ya amelelik, ya amelelik de kötü bir şey değil ama böyle el işçiliği gerektirdiği için söylüyorum arkadaşlar. 9 saat, 8 saat oradaki o operatör saç ekiyor. Şimdi saç ekenlerin belirli bir eğitimi var. Almanya'da da var, Türkiye'de de var. Merdiven altı değilse Türkiye'de mecbur o eğitimi almış birisi olması lazım. Merdiven altında olduysa orası daha sıkıntılı. Vallahi Allah korusun, olan canınızdan da olursunuz. Öyle merdiven altı yerlerde saç ektirmeyin. Bir insanı 8 saat boyunca meşgul ediyorsan Almanya'da, ki bu bir insan da değil, 3-4 kişi çalışıyor. İşte grift ayarlıyor, o kadın alıyor griftleri basıyor. İşte yani 4 kişi 5 kişi 8 saat boyunca bir tek operasyona odaklanıyor. Sen buradaki çıkacak masrafın farkında mısın şu an? Yani 5 kişiye euro olarak maaş ödüyorsun. 8 saat boyunca maaş ödüyorsun. O yüzden Almanya'da çok pahalı arkadaşlar. Ama Türkiye'de ne ucuzdu arkadaşlar? Ta ilk videolardan bahsediyorum bunu. Türkiye'de en ucuz şey ne? İnsan. İnsan bol miktarda var arkadaşlar Türkiye'de. Az miktarda da iş var. Dolayısıyla da Almanya'da o 5 kişinin bir günlük maaşı, atıyorum 150 Euro'dan olsa, ki hani en düşük söylüyorum, belki de sağlık sektörü 250 Euro'dan olsa günlük, atıyorum patrona masrafı, 5 kişi 1500 yapar, o civarlarda yapar, 1250-1500. Elektriği ona göre, şeyi ona göre, kirası ona göre 2500-3000 Euro yapar. Abi yani patrona masrafı, tamam mı? Bir saç ekimin masrafı 2000 Euro. Patron kar edecek. 500'de o koysa 2500-3000 Euro. Valla aynı
hizmeti. Uçağa biniyorsun, İstanbul'a gidiyorsun, orada bir gün kalıyorsun. Aynı hizmeti veriyorlar sana 1500 euro. Anladınız mı arkadaşlar? İnsanın ucuz olduğu noktalarda Türkiye'de sağlık turizmi inanılmaz gelişti. Diş implantı da biraz böyle el zanaatı isteyen, uzun süre operasyonlar isteyen şeyler arkadaşlar. Hani diş hekimi, bir sefer hekim kullanıyorsun sen, doktor kullanıyorsun. Yanı sıra işte asistanları falan vardır, belki işte hemşireler falan vardır. Bak burada bu masraflar 3-4 kat çıktı bile. İşte aynı süreyi gidip Türkiye'de yaptırdığında, hele bir de Türk implantı taktıracaksan, bayağı ucuz fiyata ayarlayabiliyorsun arkadaşlar. O yüzden sigorta yapmamış insanlar, bu arada bu bazı insanlar var, Türkiye'nin sağlık sistemi çok iyi, gidiyoruz hemen her şeyi yaptırıyoruz diyorlar da, abicim sen buradan euro kazanıp da götürüp orada TL ödüyorsun ve sana iyi tabii, iyi, sana iyi tabii. E Türkiye'deki insan için Türkiye'nin sağlık sistemi nasıl? Onu sormuyorsun çünkü abi bak işte beni nasıl sinirlendiriyorsunuz ya. Adam diyor ki Türkiye'de sağlık sistemi hiç beklemiyorsun diyor. Niye? Hemen gidiyorsun tedavi oluyorsun. Abi çünkü balya balya para veriyorsun dostum. Balya balya para verdiğinde Türkiye'de özel hekim de gelir evine, seni kontrol eder yani. Ama sen normal Türk halkı için, Türk vatandaşı için orada aynı şeyi söyleyemezsin. Adam aylarca bir kardiyoloji termini bekliyor. Gidiyorsun 3 dakika bakıyorsan, 3 dakika bakmıyor bile. 3 dakika seninle ilgileniyor, suratına bakmıyor. Hiçbir doktor benim yüzüme bakmamıştı. Sen şey hemen yazarlar artık, o surata ben de bakmam falan derler. Deyin, deyin abiler, deyin. Evet, bakın harbiden burada şeye giriyorum bazen. Doktora gidiyorsun işte, sağlık ocağı. Bak bir gün size sağlık ocağını anlatırım var ya. Bir saat anlatırım sağlık ocağını Almanya'da. Alman benim şeyim, doktorum, hekimim. Bu arada doktor şeyini biz çok yanlış yerlerde kullanıyoruz. Yani sadece hekimler doktor olabilirmiş mantığı var birçok insanda ama her mesleğin doktoru olabilir arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, bizim iş yerinde mesela mekanik doktoru var. Doktor Markus diyoruz mesela adama. Adam yani sanki şey değil yani, iğne yapmıyor. Adam ameliyata girmiyor. Adam akışkanlar mekaniğinde çalışıyor. Ama doktorasını almış, HB'sini yapmış ve doktor yani artık. Doktor Markus yani adamı soy ismiyle çağırıyorsun. Anladınız mı? Ama bizde bilindiği gibi doktorun yanına giriyorsun burada şeyde, sağlık ocağında. Vallahi geliyor böyle yanında oturuyor. Uzun uzun ilgileniyor seninle. Ki arkadaşlar hiç şikayetçi olmadığın konularda dahi sen bir şey söylemeden senin bazı kusurların varsa onları dahi buldu ve hemen tedaviye başlattı falan. Şimdi çok büyük bir kusur olmasa da ben size söyleyeyim. Ayağımı yan basıyormuşum arkadaşlar ben. Farkında bile değilim. Şu sağ ayağımı, tabanını hafif sola doğru, içeri doğru basık basıyormuşum. Ben de diyorum ki lan hep böyle ayakkabımın bir tarafı hızlı şey yapıyor, yıpranıyor. Bakın o kadar çok insan da varmış ki o işi araştırdığımda ben Türkiye'de. Şimdi hepiniz aa bende de var, aa bende de var falan dediniz değil mi? Almanya'da o hemen kadın gördü ve iskeletin karşısına çıktı arkadaşlar. Böyle iskelet vardı orada. Bana böyle sanki şey anlatırmış gibi yani, aptalı anlatırmış gibi ki evet tıpta aptalım ben. Tam bir cahilim. Anlatırmış gibi anlattı. Bak dedi, sen bunu içeri basıyorsun dedi. O ne yapıyor? Yamuk basıldığı için bir üstteki eklemi ayarını bozuyor. Dizi gösteriyor. O da bir üstteki kemiğin, eklemin ayarını, balansını bozuyor. O da işte leğen kemiği. O da işte omurgaya vuruyor. İşte abi bir anlatıyor, bir anlatıyor. Dedim ulan yani bu kadar ilgi... Ye bilmem, ben alışkın değilim, sen doktorsun ne yapıyorsun ya dedim. Yani bir şeyin olsun dedim ya, bir tavır yap, bir şey yap bana. Ya bir çıkın hemen, lütfen oturur musunuz? Kalkın şimdi gidin, tamam tamam anlıyorum falan de, beni gönder yani, hemen 3 dakikadan fazla kalmayayım ne olur diyorum ben orada. Ama yok, bir 15-20 dakika tuttu. Böyle benimle konuşuyor, elini omuzuma koymuş konuşuyor. O zamanlar şeydi, daha ilk geldiğim zamanlarda arkadaşlar Almancam çok iyi değildi. Hani biraz sanki ürkek ceylan gibiydim, tamam mı? Yarı korkuyor, yarı normal konuşuyormuş gibiydim. Hani çekingenlik vardı. Hissetti bunu. Hani böyle elini omuzuma koydu falan ki rahat hissedeyim. Oğlum dedim, oha lan, oğlum insan mıyım lan ben dedim. Bana böyle davranamazsın dedim.
Ben insanlığı hak etmiyorum dedim, ben Türkiye'den geldim. Bana böyle sert sözler söyle, haşin ol bana. Evet arkadaşlar valla. Bir de Almanya'nın meşhur döner kavşakları. Araba kullanırken o kadar güzel oluyor ki bu döner kavşaklar. Lamba yok, bir şey yok. Arabayı stop ettirmeden baya böyle kavşaklardan geçiyorsun işte. Bunun faydası da o. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala bir like atıp da abone olmayı da unutmayın. Seviyorum sizleri. Kendinize iyi bakın.